1 milyar dolarlık vurgun, 200 bin'den fazla mağdur. Smart Trade Coin isimli kripto para şebekesine yönelik operasyonda 127 kişi gözaltına alındı ve yakalananlar arasında yazar Aşkım Kapışmak da var. Peki nedir bu sanal saadet zinciri haline gelen Smart Coin? Binlerce mağdur nasıl dolandırıldı? İşte milyar dolarlık vurgunun tüm detayları. Vatandaşı kar vaadiyle dolandırdılar, 1 milyar dolarlık vurgun yaptılar. 200 bin kişiyi mağdur ettiler. Bu soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Ankara Polisi siber e, mücadele şubesi yönetiyor. <laughs> Bu operasyon aslında ben yavaş yavaş geliyorum diyordu. Neden? Çok sayıda mağduru vardı. aslında sanal e, saadet zinciri vurgunu. Ankara merkezli 21 ilde Smart Trade Coin isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden sıfır riskle yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik Siber Göz 42 operasyonu düzenlendi. 152 şüpheliye yönelik operasyonda 127 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında yazar aşkım kapışmak da var. Şarkılar çalışıyoruz sürekli hakkındaki iddialar da şöyle. Yani suç kellerini e, aklamakla ilgili suçlanıyor aşkın kapışmak. Algı yaratmak için bu yüzleri kullanıyorlar. Birçok olaylar gördük. Yani bu e, koyun operasyonlarında daha önce yapılan vurgunlarda muhakkak tanıtımlarında ünlü isimlere gitmişler. Diğer saadet zincirlerinde olduğu gibi ünlü isimlerin de sistemde olması vatandaşın dolandırılması için büyük rol oynuyor. O isimlere inanan vatandaş sorgusuz sualsiz birikimini veriyor. Vatandaşa ilk başlarda ufak ufak kazandıran dolandırıcılar Sonrasında verdiklerini kepçeyle geri alıyor Zaten güven sağlıyorlar hmm. İlk başta dedik ya üye yapıyorlar komisyon ediyorsun e, Paranın bir kısmını veriyorlar kazandın diyorlar Sonra sistemi kapatıyorlar Verdiğin parayı bile geri alamıyorsun Yani bin dolarla girip bin beş, beş bin dolar verip beş bin dolar veren de var Elli bin dolar veren de var bu sisteme Çetenin Türkiye şubesi Eskişehir'de kuruldu 21 ilde açılan büroları var Ana merkez ise Türkiye'den çok uzakta. Türkiye'de Eskişehir'de bir ofis kuruyorlar. E, bu ofis üzerinden e, e, bu yayılımı yapıyorlar. E, bulunduğu yer aslında şöyle çok ilginç. Buradan tam 13.500 km uzaklıktaki Marshall Adaları'nda kurulmuş bir sistem. 200 bin kişi bu yolla dolandırıldı. Rakam 1 milyar dolar yani 32 milyar Türk lirası. 200 bin kişiden bahsediyoruz bu sistemin içerisinde olan. Çünkü bu rakam çok büyük 1 milyar dolar diyorlar. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda şüphelilerin 1 milyar lira değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına el konuldu. İstanbul'da gözaltına alınan davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürüldü. Bir zihinle düşündüğümüz flört değil. Kapışma'nın örgütün yöneticileriyle birlikte eğitim ve bilgilendirme kampı adı altında toplantılar yaptığı ve katılımcılara sertifikalar verdiği iddia edildi. Bu kapsamda yazar Kapışmak hakkında yapıya insan kazandırma faaliyetleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.